Sevgili seyirciler, dünyanın ilk kayadan oyma mağara oteli ve spa merkezi Kapadokya Cave Resort ve Spa Otel, Londra'da 78 ülkeden 157 firmanın katıldığı Uluslararası Kalite Yıldızları yarışmasında altın ödül kazandı. Tesis, klasik resort ve 5 yıldızlı otel kavramlarını alt üst ederken tatil, tarih, eğlence, dinlence, spor ve sanatsal etkinlikleri bir arada sunuyor. Hayaller Kapadokya Cave Resort and Spa ile gerçeğe dönüşür sloganı aslında Erzincanlı bir iş adamı olan Mustafa Çankaya'nın bir hayaliyle başladı. 2005'ten 2013'e kadar geçen süreçte bir mahallenin nasıl tekrar hayata kazandırıldığını aslında o serüvenin içerisinde görüyoruz. 2005 yılına kadar Sayın Mustafa Çankaya Kapadokya'ya sadece misafirleriyle birlikte ziyaret ve turistik amaçla gelen bir turistti. Daha önce konaklama yaptığı bir butik otelden bulunduğu mevkideki eski mağaraları görüyor ve kendisi 20 odalı küçük bir butik otel yapmaya karar veriyor. Ama Sayın Çankaya hayalleri çok geniş olan bir iş adamı olduğu için o 20 odaya ve küçük restorana sığmıyor. Bugün görmüş olduğunuz 121 odadan oluşan 1500 metrekare kapalı spa alanı olan bir otel hayata geçiriyor. Aslında Mustafa Bey bir otel inşa etmedi. Çok eski ve uyumakta olan mağaraları restore etti ve onları hayata kazandırdı. Bugün düşündüğümüzde içinden sokak geçen bir mahalleden oluşmaktadır. Otelimiz Kapadokya'nın güneşi olarak bilinen en yüksek tepesinde, yani Uçhisar'da yer almakta. Sadece otelin konumu vermiş olduğu hizmetler değil, manzarasıyla da çok sıra dışı bir yerde. Çünkü bugün UNESCO'nun Dünya Mirası listesindeki Göreme Açık Hava Milli Parkı'na bakıyor. Bundan dolayı da çok önemli bir konumu var. Kapadokya aslında butik otelleriyle ve balon turizmiyle bir marka olmuş bölgedir. Biz ise otelimizle 3 farklı restoranda ve farklı bar alanlarımıza hizmet vermekteyiz. Sadece otele değil, kapasitemiz dışarıdan gelen misafirlere de alakart hizmet sunmaktadır. Otelimizde çünkü açık büfe hizmeti vermiyoruz. Onun yerine set menü veya dünya mutfağından seçenekler sunuyoruz. Yine misafirlerimizi şaşırtmak ve onlara sürpriz yapmak adına her sene menülerimiz değişiyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan tesis, deneyimli ekibi, eksiksiz hizmet anlayışı ve konukseverliğiyle kapılarını misafirlerine açıyor. Biz oteli farklı bloklara böldük. Zaten 7 farklı bloktan oluşuyor. 121 oda olarak biz her bir odada farklı dekorasyon, metrekarelerden ve amorf yapısından dolayı farklı çözümlerle farklı bir konaklama imkanı sağlıyoruz. Kimi odanın kendine ait özel balkonu var. Kimisi 3 odayla birlikte bir balkonu veya terası paylaşıyor. Önceliklerden yola çıkıp misafirlerin isteklerine göre odaları belirliyoruz. Bunu biraz daha rahatlatabilmek için, misafirlerimizin bizi daha iyi anlayabilmesi için 5 kategoriye böldük. Superior odadan başlıyor. Kesinlikle standart odamız yok. Çünkü odalarımızın hiçbir standartı yok. Superior odadan farklı suite kategorilerimiz var. Padişah suite'imiz var ve kraliçe odamız var. Özellikle kraliçe odası hakkında bir ekleme yapmak istiyorum. 3 tane kraliçe odamız var. Mustafa Bey dışında otelin yapımında emeği geçen
bir mimarımız, proje mimarımız, bir uygulama mimarımız, her ikisi de bayan. Otelin içerisinde hizmet veren bölümlerimizde de müdürü olarak ben ve diğer arkadaşlarımın da bayanlardan oluşmasından dolayı kral odası yerine kraliçe odası olmasını tercih ettik. Daha çok kısa bir zaman önce 3 Kasım'da Londra'da düzenlenen Five Star Hotel Awards organizasyonunda Türkiye'nin en iyi spa oteli ödülünü aldık. Bundaki en önemli etkinin kayadam mağaralara oyulmuş 1500 metrekare kapalı alanı olan spa'mızın olması diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra vermiş olduğu kaliteli hizmet, sürdürülebilir turizm adına ve bu çok özel mağara ve kayadam masaj odalarında sadece klasik masajlar değil, aynı zamanda ismini şımartan terapiler dediğimiz, sağlık açısından değil, ruh sağlığı açısından size çok iyi gelen terapiler yapmaktayız. Bunlar da, bu paketler de her sene değişiyor. 3 saatliğine sizi bir masaj odasına alıyoruz. Peeling'den jacuzzi keyfine, farklı terapilerle bütün bir gün siz kendinizi, evet ben bunu hak ettim, çok yoruldum, bütün yılın acısını burada çıkartıyorum ve gidiyorum hissini vererek sizi gönderiyoruz. Balon turu seçeneğiyle bambaşka bir deneyime daha hazır olun. Tüm Kapadokya'yı yukarıdan misafirlerine sunan bu tur sayesinde gelecekte anlatılacak çok güzel anılarınız olacak. Kapadokya gerçekten çok özel bir bölge ve bize aktiviteleri vadilerde ve peri bacalarında yapmamızı sağlıyor. Biz bazen kahvaltılarımızı, brunch veya akşam yemeği etkinliklerimizi balo salonlarımız yerine vadilerde yapıyoruz. Bunun için her zaman bir A planımız ve bir B planımız vardır. Çünkü Kapadokya 4 mevsim yaşanabilecek bir yer. Aynı zamanda ziyaret edilebilecek bir yer. 4 mevsim vadilerde bir etkinlik yapabilmek için sizin kar yağdığı zaman veya yağmur yağdığı zaman kullanabileceğiniz peri bacaları olması gerekiyor. Biz de profesyonel banket ve catering grubumuzla 2 kişiden 100 kişiye kadar, 200 kişiye kadar bu imkanı sağlıyoruz. 2 veya 3 gece kalan bir misafirimiz bir sabah restoranımızda, başka bir sabah bahçemizi CCR Vadi'de veya bize en yakın gün doğumunu seyredebilecek balon uçuşundan sonra gelip keyifle kahvaltı yapabilecek alanlarda bu imkanı bulabiliyorlar. Bisiklet, at ve yürüyüş gibi farklı tur seçenekleriyle doğa ve tarihin bütünleştiği Kapadokya'yı sonuna kadar yaşatıyor. 2013 yılı bizim için misafir profili açısından çok verimli geçti. Yani hedeflediğimiz misafir profili açısından. Şimdi bu yıl 2 ödül aldık. Birincisi Türkiye'nin en iyi spa oteli. İkincisi bizi çok mutlu eden bir ödül. İsviçre'de 29 Eylül'de BID organizasyon tarafından gerçekleşen bir gecede teslim aldık. Bu ödül 79 ülkeden 157 farklı sektörden firmaların katıldığı hizmet, liderlik ve teknoloji konularında en iyi ve en kaliteli altın ödülüne layık görüldük. Bu şu anlama geliyor. Öncelikle jürisinden bahsetmek istiyorum. Biz aday olmamıştık böyle bir ödüle. Bize konaklayan misafirler bize aday göstermişler. İşte bu bizim için çok motive edici bir nokta. Çünkü bize sadece bu ödülü kazandınız bilgisi geldi.
Bizi nereden buldunuz diye sorduğumuzda size konaklayan misafirlerden sonra biz size gizli misafir gönderdik. Ve bu bir yıl boyunca sürmüş. Ve onun sonucunda kendi puanlamalarına göre, kendi kriterlerine göre puanlamışlar ve bize bu ödülü layık görmüşler. Bu ödülü biz ekibimize ithaf ettik. Çünkü onlar olmasaydı, onların sabırlı ve işbirlikçi çalışmaları olmasaydı biz bu ödülü alamazdık. Her gün kendilerine yine teşekkür ediyoruz. 2014 yılında en büyük hayalimiz bir toplantı ve kongre merkezi açmak. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. 3 farklı salondan oluşan, yine kayadan oyma ve taş duvarlardan oluşan 1500 kişilik bir kongre merkezi hayata geçireceğiz. 2014'teki hedeflerimizin içerisinde yeşil anahtar ödülü, yeşil anahtar sertifikası almak var. Nasıl ki sahil otellerinde mavi bayrak uygulaması var, şimdi sürdürülebilir turizm ve sorumluluk turizmleri adı altında doğaya saygı, doğayla iç içe sloganı altında yeşil anahtar sertifikaları veriliyor otellere. Bunu hep beraber Türkiye olarak sadece sahillerde mavi bayrak uygulamasıyla değil, Anadolu'daki otellerimizle yapabilirsek bu da hepimize bir değer katacaktır.